Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Fonksiyonlar konusuna devam ediyoruz. Şimdi ise fonksiyon grafikleri ile ilgili arkadaşlar muazzam sorular çözeceğiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar ee, bakın burada f, g ve h'ın grafikleri verilmiş. Burada doğrusal, doğrusal, doğrusal. Daha sonra burada bir levha var. Bu fonksiyonların devamını engellemiş. Yani görme, görmeyelim diye. Ve daha sonra arkadaşlar bunlardan bir tanesi f'in ee, uzantısıdır. Bir tanesi G'nin devamıdır, bir tanesi de H'ın devamıdır. Hangisi F, hangisi G, hangisi H bunu bilmiyoruz. Burada bir eşitsizlik bize vermiş. Buradaki eşitsizlikten yararlanarak diyor, bu uzantıların, bu fonksiyonların hangilerine ait olduğunu bul diyor. He valla. Buna benzer bir soru gelmiş 2022 AYT'de haberiniz olsun. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce F parantezinden G1 diye yazdım burayı. Bunları biliyorum ne hoştur. Küçüktür. Burası H parantezinden F1'dir. Ne yapıyorum? Kafa gitti ya. H parantezinden F1 demek burası. Küçükmüş. H parantezinden G2. Değil mi? aha. Daha sonra ne yapacağız? buraları biliyoruz. A, G1'i bulacağız. H1'i bulacağız. Bir de G2, F1'i bulacağız. G2'yi bulup yerine yazacağız. Şimdi G1 nedir? Bakın G fonksiyonu burada. F fonksiyonu burada. H fonksiyonu burada. Bakın burası 1 olsun. Şurası da 2 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Niye bu kadar çirkin yazıyor bu ya? G1. G1 valla 5'tir. O zaman burası neye dönüştü? F5'e dönüştü. Bakın F5'e dönüştü. Güzel. Küçüktür. F1. F1 bakın F burada ha. F1 6'dır. F1 6'dır. Bu H6'ya dönüştü. H6. Küçüktür. G2. G fonksiyonu burada. G2 de 5'tir. G2 5'tir. Bu H5'e dönüştü. Aa, aha. Aha. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Yok valla. Arkadaşlar şimdi yorum yapalım. Bakın burada öyle bir yorum yapacağım ki diyeceksiniz ki way. H'lara dikkat edin arkadaşlar. H6 küçüktür H5. Şimdi biz artan azalan fonksiyonları henüz görmemişiz. Göreceğiz ama yine de buna bakarak H'ın azalan fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu artan fonksiyondur. Bu artan fonksiyondur. Bu azalan fonksiyondur. Hocam artan azalan nedir bilmiyorum. Hiç önemli değil. Onu hiç önemseme. Şimdi H6 küçüktür. H5 azalandır. Bu artan bu artan bu H'tır kesinlikle. Neden biliyor musun? Azalan artan olduğunu bilmesen bile şuraya bakarak yani artan azalanın ne olduğunu bilmesen bile şuraya bakarak e, şuraya bakarak bunun haşa ait olduğunu yani haşın uzantısı olduğunu anlayabilirsin. Nasıl? Mesela 6 nerede? Bakın 5 buralarda bir yerde. 6 buralarda bir yerde. Diyor ki H5 büyüktür H6. Bakın H5 şuralarda bir yerde. H6 şuralarda bir yere geliyor. Yani H5 örneğin 4 iken bu 3,5'tür. Yani H6 mı büyük? H5 mi büyük? H5 daha büyük oluyor. Yani buraya uyuyor. Anladık mı? Hocam burası olamaz mıydı? Neresi abi hocam? Hocam burası 5 burası 6 ya. Örneğin bu H olamaz mıydı ya da bu? Olamaz. Çünkü mesela buraya bakın H5 ne oluyor? H5 buraya geliyor. Örneğin buraya 2 diyelim. Rastgele değer veriyorum. H6 da buralara geliyor. Daha büyük oluyor. Yani örneğin 4 oluyor. Bakın burada H6 büyüktür. H6 4 oldu. H5 de, H5 de 2 oldu. Oldu mu bu? Olmadı. Ya demek ki bu olamaz. Benzer şekilde bu da olamaz. Kesinlikle H budur. Ah. He valla. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Vallahi yok. Çok güzel. Artan azalan fonksiyonu göreceğiz zaten. Artan, bu h6 küçük h5 ise bu azalandır deyip bunu seçecektiniz zaten. Hiç bunları değer vermeden. Çok güzel. Bir de işte arkadaşlar dikkat edin. F5, F5 küçükmüş H5'ten. E şimdi hangisinin F olduğunu hemen bulabilirim. Nasıl? 5 nerede? Burada. Bu F'tir kesinlikle. Çünkü bakın F5 buraya gelir. Eğer bu F ise H5 de buraya gelir. H5 daha büyük olur. H5 büyük F5. Dolayısıyla kesinlikle bu F'dir. Bu F olamaz. Bu F olsaydı F5 büyük H5 olurdu. Güzel. Geriye G kaldı. Demek ki bu da G'nin uzantısıdır. He Diyor ki 1, 2, 3 sırasıyla hangisidir? E, 1 valla G'dir. 1 G'dir. İkinci fonksiyonumuz H'nin uzantısıdır. Üçüncü fonksiyonumuz da F'in. Yani sırasıyla G, H, F. Aha. Hevallah. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın yine tam sınav tarzı bir soru. Eee fx'in grafiğini vermiş bize. Tamam. f a eşit f b eşittir. Eksi 1. f c eşit f d eşit 3. Buna göre hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar öncelikle şöyle gitseniz daha iyi olur. f a eşit eksi 1 ise o zaman f'in tersinden eksi 1 a'ya eşit olur değil mi? Benzer şekilde f b eşit eksi 1 ise içi ve dışı yer değiştirirsek f'in tersinden eksi 1 de b'ye eşit olur. Değil mi? Bunu biliyoruz. He. Şimdi f'in tersinden eksi 1'i bulmaya çalışalım. bakalım a ve b x ekseni üzerinde hangi noktalara karşılık geliyor. F'in tersinden eksi 1'i bulmak için ne, ne yapıyorduk? Bakın eksi 1 buralarda bir yerde, öyle değil mi? Bir tane ne yapıyorum? Eksi 1'den bir tane yatay doğru çekiyorum. Grafiği nerelerde kesiyor? Bir burada kesiyor. Bir burada kesiyor. Bir de burada kesiyor. O zaman, ee, bunlardan biri A'dır. Yani bu noktalardan biri arkadaşlar. Yani mesela bakın bu nereye karşılık geliyor? Şuraya karşılık geliyor. Efendim söyleyeyim şu nereye karşılık geliyor? Buraya. Bu nereye karşılık geliyor? Buraya. Yani bu 1, 2, üç noktadan bir tanesi kesinlikle A'dır. Bir tanesi B'dir. Yazalım arkadaşlar. Bir tanesi A, bir tanesi B'dir. Mesela şöyle olabilir. Bakın tek tek yavaş yavaş anlatacağım ki anlaşılsın. Önemli bir soru. Ee, örneğin burası A. Burası B olabilir. Gerçekten bakın F A eksi 1 oluyor. F A eksi 1 oluyor. FB de eksi 1 oluyor. Örnek veriyorum. Tamam mı? Çok güzel. Ee, örneğin şöyle de olabilir belki. Onu bilemiyoruz. Burası A. Belki burası da B'dir. Gerçekten bakın FB eksi 1'dir. Burayı sağlıyor. FA eksi 1'dir. Ya da belki A buradadır. Onu bilmiyoruz. Belki de B burada, A buradadır. Onu bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın F B eksi 1'dir. F A eksi 1'dir. Belki de B burada, A buradadır. Benim bildiğim bir şey var. Bakın 1, 2, 3. Bu 3 noktadan bir tanesi kesinlikle A'dır. Bir tanesi de B'dir. Ama hangisi A hangisi B bunu bilmiyoruz. Bu burada kalsın. Öte yandan şöyle bir şey bize vermiş. Bakın şunları silelim arkadaşlar. Şunları silelim. Adam bana demiş ki şu rengi değiştireyim tekrar. Adam bana demiş ki FC eşit FD eşit 3'tür. FC 3 ise bunu buraya bunu buraya atın. F'in tersinden 3 de e, C'dir. Değil mi? Evet. Benzer şekilde FD 3 ise iç ve dışı yer değiştirin. F'in tersinden 3 D'ye eşittir. Aha. E, f'in tersinden 3'ü bulalım şimdi. 3 nerede? Buralarda bir yerde. Öyle değil mi? F'in tersinden 3'ü bulmak için yatay bir çizgi çekiyoruz kendimize. Grafiği nerede kesiyor? Bir, kesiyor? bir burada kesiyor, bir burada kesiyor, bir de burada kesiyor. Bu yani burası oluyor. Değil mi? Şurası oluyor. Bir de şurası oluyor. O zaman arkadaşlar bakın burası bunlardan bu noktalardan biri C biri D'dir. Bunu biliyorum. Örneğin şöyle olabilir. Yine benzer şekilde yavaş yavaş anlatacağım. Örneğin burası C bu nokta D olabilir. Gerçekten bakın FC 3'e denk geliyor. Yani şurayı sağlıyor. FD 3'e denk geliyor. Yani burayı sağlıyor. Ya da bilmiyoruz. Belki burası C burası D'dir. Gerçekten bakın FD 3 oluyor. Burayı sağlıyor. E, FC 3 oluyor. Burayı sağlıyor. Tamam mı? Bunu bilmiyoruz. Ya da belki de burası C, burası D'dir. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bildiğim bir şey var. Bildiğim bir şey var. Şunları da yeşil işaretleyelim arkadaşlar. İsterseniz yeşil işaretleyelim. Şu nokta, bu nokta ve e, bu nokta. Bu yeşil noktalardan biri C, biri D'dir. Bu kırmızı noktalardan bir tanesi A, bir tanesi B'dir. Hangisi A, hangisi B, hangisi C, hangisi D olduğunu bilmiyoruz. Bakalım bunlardan hangileri doğrudur diyor. Bundan sonra artık yorum yapacağız ha. Bundan sonra kendimizin perişan edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, 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 bu doğru olabilir mi? A küçük, C küçük, B küçük de. A, e şu kırmızı noktaya şuna A diyelim. ya Çünkü bu kırmızı noktalardan biri A, biri B idi. valla. Sonra C, e bu yeşil noktaya C diyorum. Bu yeşil noktalardan biri C, biri D idi. Bunu biliyorum. Sonra B, e bu kırmızı noktaya B diyelim. Bilmiyoruz çünkü bunlardan biri B olabilirdi. Sonra D. Bu yeşil noktaya da D diyelim. Değil mi? Bakın A küçük, C küçüktür, B küçüktür, D çıktı. Yani bu olabilir. Doğru olabilir. Çok güzel. bir olmayanı eliyorum. Burayı hallettik. Çok güzel. Daha sonra şuradaki öncüle geliyorum. D D. E, e, arkadaşlar bu yeşil noktalardan bir tanesi C bir tanesi D Bu yeşil noktaya D diyorum. Sonra B bu kırmızı noktalardan biri B, biri A'ydı. Bu kırmızı noktaya B diyelim. Diyebilirim yani hangisinin B olduğunu bilmiyorum sonuçta. Sonra A, bu kırmızı noktalardan biri B, biri A'ydı. Buraya A diyorum bu kırmızı noktaya. Sonra da C, bu yeşil noktalardan biri D, biri C'ydi. Bu yeşil noktaya da C diyorum. Sağladı mı? D küçüktür, B küçüktür, A küçüktür, C. D küçüktür, B küçüktür, A küçüktür, C sağladı. İki de doğru olabilir. İki olmayanı eliyorum. Son öncülümüze bakalım şimdi arkadaşlar. Son öncül biraz tehlikeli. B küçük, A küçük, C küçük, D olabilir demiş. Bakalım. B. Bu kırmızı noktalardan bir tanesine B diyelim. Buraya direkt B dedim. Bu da olabilir. Ben öyle seçiyorum. Hangisi olabilir dediğine göre olabilirliğini yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Sonra A. bu kırmızı noktaya B demişsek bu kırmızı noktaya da A diyelim. sonra C. Yeşil noktalar C ve D'ydi. Mecburi buraya A demişsem e A küçük C ise C'yi de burada seçmek zorundayım. Değil mi? A küçük C ise eğer buraya A dersem C'yi de C yeşil noktalardan biriydi. Buraya da C demek zorundayım. Şu an B küçük A küçük C. B küçük A küçük C oldu. C de küçük D'ymiş. E D de burada olmak zorunda ki D burada olamaz. Çünkü D yeşil noktalı. D ya buradadır ya da buradadır. Yani kısacası bu hiçbir zaman doğru olamıyor. Cevabımız C. Umarım anlaşılmıştır. Tam sınav tarzı bir soru. Yavaş yavaş kendimi perişan ederek anlatmışım. Eyvallah. Şimdi, şimdi, şimdi. Yukarıda fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Bu denklemi sağlayan kaç kök var? E bu denklemi bir yap yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın. Büyük mutlak değerin içi yani şurada bir mutlak değer var ya bu ya 2'ye eşittir ya da eksi 2'ye eşittir değil mi? Mutlak fx eksi 2 ya 2'dir. Mutlak fx eksi 2 ya da eksi 2'dir. Eyvallah. Ne yaptım? Ee, pardon yanlış yazdım. Özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Mutlak fx eksi 2 olacak. Mutlak fx eksi 2 ya 2'dir. Mutlak fx eksi 2 ya da eksi 2'dir. Hocam ne yaptınız? Abi abi vallahi hiçbir şey yapmamışım. Vallahi hiçbir şey yapmamışım. Bak mutlak değer bilgimi kullanmışım ha. Şu mutlak değerin içini aldım. Büyük mutlak değerin içinde ne var? Bu var. Bunu bir 2'ye eşitledim. Bir de eksi 2'ye eşitledim. Bak aynısını aldım. Kopyaladım. 2'ye eşitledim. Aynısını aldım. Kopyaladım. Eksi 2'ye eşitledim. Mutlak değer. He valla. Şimdi şunu bu tarafa atsak. Mutlak fx neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Şunu bu tarafa atsak. Mutlak fx eşittir. Sıfır oluyor. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Hayır. Arkadaşlar mutlak fx eşit sıfırsa neyin mutlak değeri sıfırdı? Sıfırın mutlak değeri sıfırdı. Fx ne zaman sıfır oluyor? Fx ne zaman sıfır oluyordu? Düşünün. X eksenini kestiği noktalarda. E, x ekseni kestiği noktalar buralardır. O zaman kaç tane kök var? Burada x ne olabilir arkadaşlar? Söyleyin bana. Valla 1 olabilir. eksi 4. 1, 6 olabilir. Eksi 4 olabilir. 1 olabilir. 6 olabilir. Kısacası burada 3 tane kök var. Şimdi buraya geldik sevgili arkadaşlar. Burada da e, mutlak fx 4 ise fx ya 4'tür ya da fx eksi 4'tür. Değil mi? Çok güzel. fx ne zaman 4 olur? Bakın böyle gitmek yerine arkadaşlar tersini bulun. Yani şunu içeriye bunu dışarıya gönderin. F'in tersinden 4 x'e eşitmiş. F'in tersinden 4 ne? Tam 4'ten yatay bir çizgi çekiyorum. Grafiği 1, 2, 3 noktadan kestiği için burada 3 tane kök var. He valla. Benzer şekilde bunu içeriye bunu dışarıya gönderin. F'in tersinden eksi 4 eşit x oldu. F'in tersinden eksi 4 ne? Eksi 4 Burada. Eksi 4'ten tam yatay tam eksi 4'ten geçecek de yatay bir doğru çektiğimde sadece bir noktada grafiği kesiyor. Burada sadece bir tane kök var. O zaman toplam kaç tane kök varmış? 3, 4 3 daha 7. 3, 3 daha 6, 1 daha 7. Toplam 7 tane kök var. Tam sınav tarzı bir soru. Evet sevgili arkadaşlar buraya geldik. Yukarıda fx ve gx'in grafiğini vermiş. Bakalım fx'in gx'in gra Gx grafiği kırmızılı olan gx'in grafiği fx'in grafiği de sarı olan. fx'in grafiği gx'in grafiği. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi fx eşit fx eksi gx eşittir 0. Bunu bu tarafa alsak bu ne anlama geliyor? fx eşittir gx anlamına geliyor. Arkadaşlar fx ile gx fonksiyonları ne zaman eşit olur? Çakıştıkları zaman. Bunlar ne zaman kesişiyorlar, çakışıyorlar? Burada bir de burada. Yani iki farklı yerde kesişiyorlar. Dolayısıyla iki elemanlıdır. Çözüm kümesi iki kök var. Çözüm kümesi iki elemanlıdır. Bu doğrudur. Bir olmayanı çıkarıyorum. Güzel. Buraya geldik. Diyor ki GOG X eşit 3 denklemin çözüm kümesi 3 elemanlıdır. Bir ilk önce onu yazalım. GOG X neye eşitmiş? GOG X valla 3'e eşitmiş. Hocam ben bir şey anlamışım. Bunu içeri bunu dışarı atarsak tersini elde ediyoruz. Mesela 3'ü buraya getirsek X'i buraya getirsek bunun tersini elde ediyoruz. E bu ne anlama gelir? Bu da G'nin tersi bileşke G'nin tersi 3 anlamına geliyor. Eşittir, x'tir. İlk önce neyi buluyoruz? Valla G'nin tersinden 3'ü buluyoruz. G'nin tersi, G fonksiyonu kırmızı olandır. Ha. G'nin tersinden 3. Bak 3 nerede? Burada. 3'ten yatay bir, geçecek şekilde yatay bir çizgi çektim. Kırmızı e, grafiği nerede kesti? Bir burada, bir burada. Kafanız karışıyorsa şurada. 3'ü biraz daha yukarı çıkartayım. Şurada bu 3 olsun arkadaşlar. 3'ten geçecek şekilde yatay bir çizgi çektim. G fonksiyonunu nerede kesiyor? G fonksiyonunu... Abi G fonksiyonunu iki farklı noktada kesiyor. Yani iki tane kök var. İki tane kök var. Bu ne anlama geliyor? Mesela burası 1 bölü 2. G'nin tersinde bakın. G'nin tersinden 3. Ya 1 bölü 2'dir. Örnek veriyorum. G'nin tersinden 3 ya 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 dersek buraya. G'nin tersinden 3 burası da olabilir. Burası 9 bölü 2 diyelim. G'nin tersinden 3 9 bölü 2 yani 4 buçuk da olabilir. Bu 1. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Yani burası neye dönüştü arkadaşlar? Genin tersinden eşit x diyeceğiz ya. Genin tersinden 3, 1 bölü 2 ise burası 1 bölü 2 oluyor. Genin tersinden, eğer genin tersinden 3, 9 bölü 2 ise burası 9 bölü 2 oluyor. Eşittir x. Bakalım x kaç farklı değer alacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar getirdik olayı. Şimdi, şimdi, şimdi. Burası 0.5 demek arkadaşlar. 0.5 demek bu da 4.5 demek bunu da biliyoruz. Şimdi genin tersinden 0.5 0.5 nerede? Buralarda bir yerde. 0.5'ten bir tane çizgi çektiğimde kırmızı grafiği yani G fonksiyonunu kaç noktada kesiyor? 2 noktada. O zaman burada 2 kök var. Güzel. Buraya geldik. G'nin tersinden 4.5. G'nin tersinden 4.5 arkadaşlar. 4.5 buralarda bir yerde. Bakın 4.5 buralarda bir yerde. Bir tane yatay çizgi çekiyorum. G fonksiyonunu. Bakın kırmızı grafiği kaç noktada kesiyor? Sadece bir noktada kesiyor. Burada sadece bir kök var. O zaman toplam kaç tane kök oldu? 2 1 daha 3 elemanlıdır demiş. 3 kök var. O zaman çözüm kümesi 3 elemanlıdır. Yani 2 de doğru. 2 olmayanı çıkarıyoruz. Buraya geldik. Evet. <laughs> i̇şte arkadaşlar bakın grafikler biraz tehlikelidir. Bunlarla ilgili kesin soru geliyor. Haberiniz olsun. Bunları da yavaş yavaş anlatıyorum. Bak hızlı hızlı anlatmıyorum. Size demiştim. İlk başları biraz hızlı anlatacağım. Bunları biraz yavaş anlatacağım ki anlayalım. Bunlar gerçekten çok önemli abi. Zor mu ola? Bence zor değil ha. Çok hoştur zevklidir ha. Gof x eşittir 4. Hocam bunu içeriye bunu dışarıya gönderirsek ya da yazalım bir daha sizin hatırınız için yapıyorum ha. Aa, aha, böyle bir şey vermiş. Çözüm kümesi 4 elemandır. Yani 4 tane kök var diyor. Bakalım doğru söylüyor mu? 4'ü buraya getirdim. X'i buraya getirdim. Eksi 1 oldu. Bu şekilde giderseniz daha hoş olur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bileşke fonksiyonunun tersini aldığımız zaman hem terslerini alıyorduk hem de yer değiştiriyorduk. F'in tersi buraya gelir bileşke genin tersi de buraya gelir. 4 eşittir x oldu. Bunu biraz daha düzenleyelim. F'in tersi bileşke genin tersi 4 eşittir x oldu. İlk önce gidiyorum ne yapıyorum? Kendimi perişan ederek a burayı buluyorum. Yani genin tersinden 4 nedir acaba? Genin tersinden 4 nedir? G fonksiyonu kırmızılı grafiktir. 4 nerede? Valla bu tam burada. Arkadaşlar Bakın şöyle yatay bir çizgi çekiyorum. G fonksiyonu kaç noktadan kesiyor? 2 noktadan kesiyor. Bunlardan bir tanesi sıfırdır. Yani G'nin tersinden 4 ya sıfırdır. G'nin tersinden 4 ya da şuraya geliyor. Yani 4.5 diyelim oraya da tamam mı? Tam ben biraz şey yaptığım için buraya geliyor. 4.5 diyelim. İki kök var yani burada. İki kök var. Tamam mı? G'nin tersinden 4 ya sıfırdır. Çünkü tam y ekseni anladın ya da dört buçuktur. Bunu biliyoruz. O zaman burası arkadaşlar, buranın sonucu ya sıfırdır. Bakın yazalım istersen, f'in tersinden sıfır eşittir x'tir. Ya da f'in tersinden g'nin tersinden 4 dört buçuksa buraya dört buçuk yazarsak, f'in tersinden dört buçuk eşit x oldu. Dört buçuk diyorum. Tamam. F'in tersinden sıfır eşit x arkadaşlar. Şimdi f'in tersinden sıfır nedir? Tam sıfırdan tam sıfırdan bir tane yatay çizgi çekiyorum, sıfırdan geçecek şekilde. Sarı grafiği yani F'in grafiğini kesiyor mu? Kesmiyor. Hiçbir noktada. Dolayısıyla burada kök yok. Kök yoktur. Var mı bir sıkıntı? Hayır. F'in tersinden 4.5 Arkadaşlar F'in tersinden 4.5 4.5 nerede? Burada. Hemen kendime 4.5'dan geçecek şekilde bir tane çizgi çekiyorum. F fonksiyonunu nerelerde kesiyor? Bakın sarı grafiği ha. F'ten bahsediyoruz. İki yerden kesiyor. Yani burada iki tane kök var. İki kök var. Dolayısıyla burada dört elemandır. Yanlış demiş arkadaşlar cevap 1 2. Cevabımız 1 ve 2. Ama şıklarda 1 ve 2 yok. Arkadaşlar soruyu ben üretmişim. E vallahi soruyu ben üretmişim. Ben bir hata yapmışım. Kusura bakmayın. Bir hata yapmışım. Ee, şurayı yani Indizen programda bu grafiği biraz buraya değsin diye yukarı çıkartırken bunlar da yukarı çıkmış. Normalde eğer grafiğimiz buysa cevabımız 1 ve 2 oluyor. 3 yanlış oluyor. Ama ne zaman 3 doğru olur? Ne zaman 3 doğru olur? Onu sana söyleyeyim. Eğer grafik şöyleyse. bakın şimdi ben ee, bu soruyu farklılaştıracağım biraz arkadaşlar. Grafimiz şöyle olsaydı. Şöyle olsaydı. Yani f'in grafiği şöyle olsaydı. O zaman dört tane kök çıkacaktı. Tamam mı? Yani şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Niye? Eğer böyle olsaydı arkadaşlar. Bakın tam sıfıra gelseydi. O zaman diyecektik ki. Diyecektik ki. <laughs> f'in tersinden sıfır. F'in grafiği sarı olandır. Sıfırdan yatay bir çizgi çektiğimde iki yerden kesiyor. Burada iki kök var diyecektik f'in tersinden 4,5. 4,5'tan çektiğimiz zaman iki yerden kesiyor. Burada da iki kök var diyecektik. O zaman 4 elemanlıdır. Bu da doğru olurdu. Cevap Edirne olurdu. Tamam mı? İki farklı soru çözmüş oldum size. O zaman siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunu uzantısını yani f fonksiyonu nerede? Şöyle. f fonksiyonu tam böyle olacak şekilde çizin. Daha hoş olur cevap Edirne çıksın. Tamam çok güzel. Ben yanlış çizmişim. Evet, şimdi güzel sorulara geldik arkadaşlar diyor ki burada bir dikdörtgen bu f'in tersinden x bu gx b noktasının apsisini bul diyor f ve g cinsinden b noktası nerede burada arkadaşlar b noktasının apsisini soruyor yani b noktası mesela a virgül b diyelim apsisi ne olacak şurası a diyeceğiz yani burada a'yı bul diyor e tamam biz a'yı bulmak için her şeyi yapalım öncelikle sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar sevgili arkadaşlar bakın f f'in fonks, tersinden fonksiyonunda bu nereye gidiyor şuraya geliyor. O zaman burası nedir? E, X yerine A yazın. F'in tersinden A'dır ha. F'in tersinden A'dır. Çok güzel. Aynı zamanda bu 1 buraya gelmiyor mu G fonksiyonunda? X yerine 1 yazarsam burası aynı zamanda neye eşit oluyor? Söyleyin bana. Yani şu nokta aynı zamanda neye eşit oluyor? Bu nokta. G 1'e eşit oluyor. G 1'dir. O zaman bakın. F'in tersinden A eşittir. G 1 oldu. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır, hayır, hayır. Çok güzel. Bunu biraz daha şöyle yazalım. G1 oldu. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi öyle hoştur, öyle hoştur. Her iki tarafını ne yapıyorum? F ile bileşkeye. Bir eşitliğin her iki tarafını aynı şeye yapabiliyorduk. Bu bunu götürsün diye. Bu A eşittir. Fog 1 çıktı. Cevabımız Fog 1. Yani demek ki A neymiş arkadaşlar? A Fog 1'e eşitmiş. Yani ha öyle zevklidir. Öyle hoştur. Bakın benzer bir soru. Benzer bir soru. <laughs> ee, ne diyor? K noktasının ordinatını. Yani K noktası mesela A virgül B'den oluşuyor ya arkadaşlar. A virgül B'den oluşuyor. Ordinatını bul diyor. B'yi bul. Şimdi A burası oluyor. Değil mi? B de burası oluyor. Şurayı soruyor. Ver kelam. Adam bana diyor ki kardeşim burayı bul. Çok güzel. Orayı bulmak için kendimizi paramparça edeceğiz şimdi. Şimdi peki nasıl bulacağız burayı? Burayı nasıl bulacağız? Hmm. Burayı nasıl bulacağız? Fa eşit burası, buraya B diyelim arkadaşlar. Fa eşit B'dir, değil mi? Bunu yazalım. Fa eşittir B'dir. Bunu biliyorum. Şuradaki noktaya, buradaki noktaya ve buradaki noktaya gözüm dikmişim. Mesela f2 bu nokta nedir arkadaşlar? f2'dir, değil mi? Bu nokta f2'dir. Aynı zamanda bu g fonksiyonudur. g a'dır burası. Burası aynı zamanda g a'dır. He, demek ki f2 eşittir g a'dır. Bakın g a eşittir bu f'in grafiği f2. Yani f 2 eşittir g a'dır. Bunu da biliyorum. Evet, evet, evet. Şimdi bende neyi soruyor? B'yi soruyor. B'yi bulmak için her şey yap diyor. Hmm. B'yi bulmak için her şey yapacağım. Abi abi e, B eşittir F A'dır, değil mi? Bunu biliyorum. B eşit F A'dır. Şimdi arkadaşlar bakın ben öyle bir şey yapacağım ki bunu şöyle yazarsam daha hoş olur ha. G A neye eşit? F 2'ye eşit. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bana söyler misiniz? Bu A'yı dışarı atıyorum. Şunu da içeri atıyorum. G'nin tersini bulmaz mıyız? E, ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle daha hoştur. Buraya F 2 F 2'yi burada yazalım. GA eşit F2 yazmışım. Bak uzatmayacağım abi. Uzatmayacağım. Valla uzatmayacağım. G'nin tersi. Buraya da G'nin tersi. Eşitliğin her iki tarafını ne yapıyorum? G'nin tersi bileşke işlemine koyuyorum ki bunlar gitsin. O zaman A eşittir. G'nin tersinden bileşke F2 oldu. Yola e valla hoştur. B de zaten burada buna eşittir. Getirip A'yı yerine yazıyorum. Bakın ki A, A burada yerine yazıyorum. B eşittir. F parantezinden. A yerine ne yazıyorum? A bunu yazıyorum g'nin tersi bileşke f2 yazıyorum. <laughs> e zaten bu bileşke demek arkadaşlar. Bakın b ne çıktı? f bileşke g'nin tersi bileşke f2 çıktı. Eyvallah. Böyle bir şey var mı şıklarda? Eyvallah var. Eyvallah. Hocam ne yaptınız ya? Benim kafam alak bulak oldu. Abi valla senin hatırın için bir daha çözeceğim. Eyvallah. Senin hatırının için bir daha çözeceğim. Çünkü bunlar önemli sorular ha. Bunlar çok önemli sorular. Sonra vay efendim ben duymadım sınavda çıktı hocam ben kaçırmışım bu soruyu deme bana. Beni üzersin. Ya, valla bak senin için burada işkence çekmişim. Şimdi ben ne yapmışım? Bak ben bir şey yapmamışım. Bana demiş ki K noktasının ordinatını bul. Yani K noktasına ben A virgül B diyorum. Tamam mı? Yani burası A. Efendime söyleyeyim. A. A buraya da B dedim. Benden B'yi soruyor yani. A, ordinat nedir? Bu absis bu ordinat. Bu absis bu ordinat. Ordinatı B'yi soruyor. Şimdi ben de dedim ki F A, Bakın F A B'ye eşittir değil mi? B eşit F A'dır. Tamam. Bu burada kalsın Bu burada karsın. Bunu silelim. Ondan sonra şu noktaya baktım. Bu F'in grafiği üzerinde bir noktadır. Bu da G'nin grafiği üzerinde bir noktadır. E G A, bu nokta nedir arkadaşlar? Bu nokta G A'dır değil mi? Evet. G A. Aynı zamanda F2'dir. F 2'dir. Bakın F'in grafiği F 2'dir. Yani bu nokta aynı zamanda nedir? F2'dir. Yani GA eşit F2'dir. He. GA şurada yapıyorum. GA eşittir F2'dir. Sonra arkadaşlar bakın sonra yaptığım çok basit. Her iki tarafını e, G'nin tersiyle bileşke işlemine koydum ki tamam mı? G'nin tersiyle bileşke işlemine koydum ki bu bunu götürsün A yalnız kalsın. A eşittir G'nin tersi bileşke kafa gitti 2. Tamam mı? Böyle bir şey çıktı. Sonra ayı da götürdüm. B'yi bizden soruyordu ya. B'yi bizden soruyordu. Götürüyorum ayı yerine yazıyorum. Başka bir şey yapmamışım. He valla. B eşittir F parantezinden. Bakın A yerine ne yazıyorum kendime? A bunu yazıyorum ha. G'nin tersi bileşke F2. Tamam mı? böyle bir şey. E bu bileşke demek zaten dedim. B eşittir abi A anlamışsın yani. Sen neyi yani böyle ben anlamamışım bilmem ne anlamışsın işte. Niye bizi uğraştırıyorsun? Aha. He vallahi. 68. soruya geldik. Çok güzel bir soru, tam sınav tarzı bir soru. Bütün beynimizi devreye soktuk. Bu sınavı kazanacağız kardeşim. Biraz canlı olmamız lazım. Yeter artık. Şimdi, he, bu f artı 2 g'nin grafiği. Bu da f eksi 2 g'nin grafiği. Bakın, 2 koysak buraya, o zaman f artı 2, f artı 2 g, x yerine 2 yazsak, sonuç ne oluyor? Sonuç kaya gidiyor. Güzel. Bu nokta ne? F eksi g'dir. O zaman f eksi g 2 değil mi? Nereye gidiyor? Valla 3'e gidiyor. Aha. Burayı halletmişiz. Şimdi burada da bir zımbırtı var. O nedir? F2 bölü G2 anlamına geliyor. Hevalla. Hevalla. Neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Burayı da hallettik. Şimdi F2 ve G2'yi bulup getirip yerine yazalım. Ne demek istiyorum? Bunu biraz düzenleyelim. Tamam. Burayı şöyle yazıyorum. F2 artı 2G2 2G2 eşittir. Çok dikkatli olmam lazım. Bu sınavı kazanmam lazım. Hata yok. Hata yok. Bu ne demek? Hocam fonksiyonlarda 4 işlemi görmüşüm. F2 eksi G2 demek. Ha eşittir neye? 3'e. Şimdi F2'yi bul bana. F2'yi bul bana. Çok basittir ha. G'leri yok edebilirim. Mesela alttakini 2 ile çarp. Alttakini 2 ile çarpsak burası 2 olur. 2 ile çarpsak 2 olur. 2 ile çarpsak bu da 6 olur. Taraf tarafa topluyorum ki bunlar gitsin. 3 tane f2 oldu. 3 tane f2 oldu. Yok etme metodunu kullanıyorum. Eşittir k artı 6. O zaman burada f 2 bulmuş muyum? Evet. f2 neymiş? k artı 6 bölü 3'müş. Değil. k artı 6 bölü 3'müş. f2'yi bulmuşsam valla g2'yi de bulurum. <gülüyor> Bakın. Valla <laughs> oldum. f2 neymiş? A buymuş. Götürüyorum f2 yerine ne yazıyorum? k artı 6 bölü 3 yazıyorum. Daha sonra A bunu karşıya gönderiyorum kendime. Ee, ne geliyor? 2 tane f2 burada yapıyorum. 2 tane g2, 2 tane g2 neye eşit oldu? Şunu buraya eksi olarak göndersek yani eksi k artı 6 bölü 3 olarak göndersek artık o karşıya geçti. Ne olur? 3k'dan kaç çıkar? 2k eksi 6 değil mi? Bu eksi de dağıtıyoruz ha. 2k eksi 6 bölü 3 olur orası. 2k eksi 6 bölü 3 olur. 2 kere 3 6. Bu 2'yi siliyorum paydayla çarpıyorum 6. G de bu oldu. Vallahi yaparsın abi. He valla. Ben yapmışsam sen de yaparsın. F2'yi de buldum. G2'yi de buldum. Getir burada yerine yazalım kendimize. He. Getir burada yerine yazalım. F2 nedir? Hocam F2 A budur. Yani K artı 6 bölü 3'tür. Bölü. G2 nedir? A valla budur. Yani 2K eksi 6 altı bölü 6'dır. Neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Burada K'yı bul diyor. Valla bulmuşuz. Şimdi yukarısı sabit. K artı 6 bölü 3 çarpı. Bunu ters çevir. 6 bölü 2K eksi 6 eşittir 4'e. 6'yı e, 3'e böldüm 2. 2 iki. ile 4'ü sadeleştirdim 2. İşlerse çarpını yapıyorum. 4K eksi 12. 4K eksi 12 eşittir. K artı 6 mı? Evet. Evet. Valla bulmuşum. Şunu bu tarafa at. 3K eşittir. 18. 18'i 3'e böl. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. K 6'dır. He valla. Ah. Ne güzel bir soruydu ya. Çok sorumuz var mı? Bey. Biraz hızlanmamız lazım abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet. şöyle bir şey demiş. Arkadaşlar. Bakalım analizi tam sayı şey değerlerinin toplamı kaçtır? F'in tersinden eksi 2 mi? F'in tersinden eksi 2 3'tür. şey eksi 3'tür. Aha. Eksi 3'ü karşıya gönder. O zaman F A büyüktür. 3 oldu. Eyvallah. F'in tersinden 0. F'in tersinden 0 ne? Bak sıfırdan bir yatay çizgi çek. Eksi 1'dir. Ne var? F'in tersinden 0 eksi 1'dir. Eksi 1'i bu karşıya gönder 6 mı olur? He. F A F A küçük eşit 6 oldu. E o zaman F A'yı yazalım. F A büyük 3'tür. Küçük eşit 6'dır. He. E şimdi buraya buraya kadar hoştur. Yani buraya kadar kendimize kef etmişiz. 3 ile 6 arasında olacak. F A'nın yani A hangi noktadır bilmiyoruz. Bu noktalar hangi noktalardır bilmiyoruz. Bu noktalar 3'ten büyük 6'dan küçük. 3'ten büyük olacak. 6'dan küçük eşit olacak. Yani şuraya düşecek, değil mi? E hangileridir söyleyin bana. Valla burası ve burası. A, a burası. Bu dahil ha. Çünkü 6 küçük eşit. Yani şuralar oluyor, değil mi? Örneğin 2, f2, 2 e, ile 3 ile 6 arasında düşüyor. F4, şey f3 yine 3 ile 6 arasında düşüyor. Örneğin a'ya 4 dersek, a'ya 4 dersek f4 yine 3 ile 6 arasına düşüyor. 8 neden dahil? Söyle bana bakalım. 8 neden dahil? Çünkü 6 dahil. 1 neden dahil değil? Çünkü 3 dahil değil. O zaman a ne olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Bir de 8 olabilir. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 10, 20, 30, 35. Eyvallah. Çok güzel bir soru ha. Evet 70. soruya geldik. Harika gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Evet yine mahvolabileceğimiz bir soru geldi. Yukarıda grafikler verilmiş. bu kaçtır? Arkadaşlar bakın bunlar burada kesişiyor. Burada kesişiyor. Bir de burada kesişiyor değil mi? Bunu biliyorum. Ee, burası 2F artı G'nin grafiği. Burası da yani şu kırmızı olan da F eksi 2 G'nin grafiği. O zaman 5 değerinde bak 5 değerinde bu ikisi eşit mi? Evet. Yani X yerine 5, X yerine 5 yazsak bunları birbirine eşitleyebiliyoruz. Yani 2f artı g5 değil mi? Neye eşit? f eksi 2g5. f eksi 2g5'e eşit. Nereden biliyorum? Çünkü bunlar tam 5 noktasında kesişiyorlar, çakışıyorlar. Bunu düzenleyelim. 2f5 artı g5 oldu burası. Eşittir. Burası da f5 eksi 2g5 oldu. Aha. Sonra şunu bu tarafa alsak 2 f 5 F5'i çıkar. Valla F5. F5 eşittir. Şunu da karşıya göndersek. Eksi 3 tane G5 mi olur? Evet. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar 1 için de aynı şey olacak. Yani buraya 1, buraya 1 bir yazıp birbirine eşitlersek yine aynı şey çıkacak. Ne demek istiyorum? F1 eşittir ne çıkacak? Eksi 3 tane G1 çıkacak. İnanmıyorsanız a, a, bu işlemden aynısını yapın aynısı şey gelecek. Şimdi eksi 3'ü neden devreye sokmuyoruz? Burada eksi 3 ile ilgili bir şey yok. Ee, şimdi arkadaşlar bakın burada biraz Ali Cengizlik lazım. Tamam ne yapacağız? 3 F1 değilmiş ya. E, bu denklemi 3 ile çarpalım. E, bir de 12 G5 demiş değil mi? 12 G5 e, burasının 12 G5 burada. 12 olması için burayı da eksi 4 ile çarpıyorum. Abi yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın. Şimdi burası ne oldu? Eksi 4 tane F5 oldu. Efendime söyleyeyim. Eşittir. Eksi 4 çarpı 3. 12 tane G5 oldu. 12 tane G5. Güzel. Efendime söyleyeyim. Aşağısı 3 tane F1. 3 tane F1. Eşittir. E, 3 çarpı eksi 3. Eksi 9. Eksi 9 tane G1 oldu. Uy. 9 tane G1 oldu. Bu 9'dur. Bu G'dir. Taraf tarafa topla bana bakalım. 3F. Tamam. Taraf tarafa topluyorum. 3F1 eksi burada yazsak daha hoş olur. 3F1 eksi 4F5 çık artık lanet olası pislik beni mahvetmişsin. Eşittir. 12 tane G5 eksi 9 tane e, söyle bana G1 değil mi? Vay. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Arkadaşlar bakın şu <laughs> şu 3F1 eksi 4F5 A bu demek. Bu da A bu demek değil mi? Bakın 12 G5 eksi 9 G5 G1. 12 G5 eksi 9 G1. E bu ikisi eşit. E valla. Bu ikisi eşitse ne söyleyebilirsiniz bana? Mesela atıyorum. Buna A dersek aşağısına da A diyeceğiz. Yani buyla bu eşit. O zaman cevabımız 1. Ve bu muymuş? Evet, evet, evet. Bu soruyu iki defa yazmışız. Buraya geldik arkadaşlar. Buraya geldik, buraya geldik. Ha son sorumuzmuş. Harikayız ya. Valla kendimize kef ediyoruz ha. Şimdi arkadaşlar bakın f eksi g'nin g eksi f'nin grafiğini vermiş. g artı f'nin grafiğini vermiş. Eksi 5 10 kapalı aralığında yani şu aralıkta fm büyük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç tane m tam sayısı vardır? Şimdi sarı olan g eksi f'dir. Mavi olan g artı f'dir. Arkadaşlar şu aralığa bakar mısınız? Bakın şuradaki aralıkta bakın şuradaki aralıkta hangi fonksiyon daha büyüktür? Sarı fonksiyon. Yani bu daha büyüktür g eksi fx g eksi fx büyüktür. Neyden? g artı xten. g artı xten. Hatta büyük eşit de diyebiliriz. Çünkü burada çakışıyorlar. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar bakın burası ne oldu? g eksi f pardon özür diliyorum. g x eksi fx büyük eşittir. g x artı fx oldu. g x'ler gitti mi? Gitti. Şunu bu tarafa alsak iki tane fx küçük eşit sıfır oldu. E, fx eksidir demek ki. Yani ne oldu? Bakın fx küçük eşit sıfır oldu arkadaşlar. Değil mi? Çok güzel. Bana diyor ki fx büyük eşit sıfır olsun. He, demek ki burası değil. Anlaştık mı? Yani buraya m yazsak küçük eşit, büyük eşit sıfırları bul diyor. Çok güzel. Burayı hallettik arkadaşlar. Orası değil. Peki neresi olabilir? Hangi kapalı aralıktan bahsediyoruz? Tabii ki şuradaki kapalı aralıktan bahsediyoruz. Bu sefer gözümüzü nereye dikiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de şuraya dikiyoruz. Artık buralar değilse şurasıdır demek ki. Gerçekten öyle mi? Burada G artı F daha büyüktür. Sarı daha küçüktür. Yani mavi daha büyüktür. Mavi ne? G artı F X'tir. Bu büyüktür. sarıdan. Sarı ne? G eksi F X'tir. Eyvallah. Arkadaşlar büyük eşit de diyebilirsiniz. Çünkü şuralarda bakın 3 ve 10'da çakışıyorlar. Eşit de olabilir. Güzel. Bunları düzenliyorum hemen. Gx artı fx büyük eşittir. Gx eksi fx. Evet. Gx'ler gitti. Şimdi bu tarafa attım. 2 tane fx büyük eşit 0 oldu. He. Fx büyük eşit 0 oldu. O zaman bu m. Kaç tane m tam sayısı var? E, gx büyük eşit 0 şu aralıkta sağlıyor. O zaman m kesinlikle bu aralıktadır. Büyük eşit dediği için 3 10 da olabilir. O zaman m ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. M'in olabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Ondan 3 çıkar 7, Bir daha 8. Ya da sayın toplam 8 tane vardır. Evet çok güzel. Arkadaşlar fonksiyon grafikleriyle ilgili bol bol miktarda soru çözdüm. Hocam çok uzuyor bilmem ne abi ben senin için yapıyorum. Çıkabilecek sorular önemlidir. Eyvallah. Fonksiyon grafiklerini bitirmişiz abi. Kaçıncı bir videomuz oldu bu? P 11. videomuz olmuş. Bütün matematik konuları yani bütün ayete konuları böyle uzun mu olacak? Hayır arkadaşlar. Sadece e, trigonometri türev integral belki böyle uzun olur. Karmaşık sayıymış. Vur gitsin abi. parabolmuş Abi bir video iki video. Polinommuş. Valla hemen bitir gitsin. Bunlar kolaydır. Logaritma bitir gitsin. Tamam sadece bu ana konular biraz uzun olacak. Videoyu beğenip kanala abone olursan sevinirim. Bir sonraki adımda Öteleme ve simetri dönüşümleri göreceğiz. Vallahi çok önemli. O da önemli. O bitiyor ha. Kef ediyoruz. Tamam. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.